Merhaba Aksaray'ı Keşfet programı seyircileri. Yeni bir bölümümüzle birlikteyiz. Bugün sizlerle Aksaray'ın en önemli lezzetlerinden olan Aksaray tavayı yapacağız. Bunu yapmak için ilk önce dedik ki fırın lazım, fırın yapalım. Sizinle şimdi sıfırdan başlayacağız, fırınımızı yapacağız. Tabii biz bu çekimden önce başladık. Yaklaşık 2,5 ay önce başlamış olduğumuz bir çekimdi bu. Fırınımızı yapacağımız yer bu köşe. Bizim planımıza, programımıza göre fırınımız köşeye oturacak. Bunun sağ tarafında musluk mutfak bölümü, sol tarafında ise ızgara kısmı olacak. Fırınımız kubbe kısmı bu köşeye kadar gelecek. Onun çizimlerini yaptık. Daha sonra boğaz kısmını yapıp fırınımızı bitireceğiz. Sonrasında ise duvarımızı yükseltip çatıyla üzerini korumak için kapatacağız. Fırınımız köy fırını. Bacası dış kısımda. Ateş tuğlasından alt zemini var. Harman tuğlasıyla bacasını ve sırt kısmını ördük. Görsellerde de gördüğünüz gibi önce zeminimizin bir projesini çıkardık. Bimsler ile ana iskeletimizi ördük. Daha sonra fırınımızın alt kısmına yalıtımı yüksek olsun diye toprak doldurduk. Toprağın üzerine beton attık, sabitlesin onu diye. Betonumuzun üzerine 276 adet soda şişesi kırdık. Bunları güzelce ufaladık. Onun üzerine 70 kilo tuz kullandık, kaya tuzu ve üzerine ince tuz. Bunların amacı ısı yalıtımını sağlamak. Fırın ısısını uzun süre koruyabilsin ve yemeklerimiz lezzetli bir şekilde pişebilsin diye. Onun üzerine ateş tuğlası döşedik. Ateş tuğlasından sonra kapağımızı yerleştirerek kubbemizi örmeye başladık. Kubbemizin çapı 1 metre. Bir köy fırını için ideal bir büyüklükte. Rahatlıkla istediğiniz kadar yemeği pişirebilirsiniz. İnsanın ve yetişkin insanın oyuncağı bu tarz şeylerdir. Oyunu daha doğrusu. Bunlarla vakit geçirir, oynar, kendini geliştirir, eğlenir. Yapımımız yaklaşık 2,5 ay sürdü ama durum şöyle. Mesai dışında, boş zamanlarda parça parça gelip gide gele kademe kademe yaptık. Bu da sizin için keyifli bir hobi. Güzel bir eğlence.
Fırınımızdan bahsetmeye devam edelim. Taş yünüyle kubbemizi ördükten sonra taş yünüyle dışını sıvadık. Kat sıva yaptık. Daha sonra da boyadık. Bacamızın yüksekliği önemli. Neden önemli? Ateşi yaktığımızda birazdan yakacağız. Dumanı çekebilmesi gerekiyor. Bu ağız kısmından vermeyip yukarı çekebilmesi gerekiyor. Bunun için yaklaşık 80 santim 1 metrelik bir baca yeterli ama biz çatıyla üzerini kapattığımız için biraz daha yükselttik. Yaklaşık 1,5 metrelik bir baca ördük. Bunun dışında maliyet olarak yaklaşık 1000-1500 lira arasında bir maliyetle rahatlıkla bu fırını yapabiliyorsunuz. Tabii bunda ustalık ücreti hariç, ustalığını kendiniz yapıyorsunuz. Bir de bu fırın yapılırken ince nüanslarından birisi de kullanacağınız harç. Buna şamot harcı kullanılıyor. Sebebi yalıtımın daha iyi olması. Şamot harcının diğer harçlardan farkı ne? İşin içine bir de kiremit tozu giriyor. Bu kiremit tozunu kiremit satan yerlerden ücretsiz bir şekilde temin edebiliyorsunuz. Oranımız ise bir çimento, bir kireç, bir şamot harcı, 3 ölçekte kum, ince kum. Bununla sıvamızı hazırlayıp daha sonra tuğlalarımızı sizin de gördüğünüz gibi örüyoruz. Evet, şimdi fırınımı yakacağım. Fırınımı yaktıktan sonra onun ısınmasını bekleyeceğim. O ısınırken ben de aynı zamanda Aksaray tavayı hazırlayacağım. Şimdi fırınımızı yakabiliriz.
Özellikle kalorisi yüksek olduğu için meşe odunu kullanıyoruz fırınımızda. Ayrıca meşe Aksaray'ımızın florasında en doğal yetişen ağaçlarımızdan birisidir. Her mahallede birkaç tane görebilirsiniz. Hasan Dağı'nın etekleri de meşe ormanlarıyla doludur. Evet, Aksaray tavamızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi bulunduğumuz köy Acıpınar. Sarımsağıyla hem Aksaray'da hem Türkiye'de hem dünyada artık isim yapmış bir köy. Aroma oranı en yüksek olan sarımsak. Sarımsağımızda Acıpınar sarımsağını kullanacağız. Aksaray tavada başlamadan önce şundan bahsedeyim. Bunun ismi tava. Bunu güveçte yaparsak veya güveç, düşük bir, bu derinlikte bir çömlekte güveçte yaparsak o zaman ismi çanak olur. En önemli kriterlerden biri mutlaka ama mutlaka alüminyum bir tepside yapılacak, güveçte değil. Sonrasında kuzu etinden ve kuyruk yağından, onun dışında herhangi bir yağ katmıyoruz. Kuzu eti ve kuyruk yağı, en alta kuyruk yağlarımızı yerleştiriyoruz. Tabii bunlardan büyük parçaları küçültüyoruz daha güzel nüfuz etsin diye. Daha sonra üste eti koyacağız. Onun üzerine domates, sarımsak, en üste de biberi yerleştireceğiz. Bazıları bunu eti üzerine koyarak, yağı üzerine koyarak da yapabiliyor. Sebep olarak da yağın sebzeye nüfuz etmesi gerektiğini söylüyorlar. Burada Aksaray tavada onun çok bir önemi yok. Neden? Çünkü tavayı ilk pişirme olayından sonra açıp bir karıştırıyoruz. Tuz da o zaman atılıyor zaten. O karıştırdığınızda iç yağının ve etin yağı ve lezzeti zaten domates ve bibere fazlasıyla geçmiş olacak. Daha sonra onun üzerine etimizi koyuyoruz. Bu Aksaray tavayı lokantalarda, sanayide, herhangi bir bağ evinde, herhangi bir yerde rastlayabilirsiniz. Aksaray'da çok ama çok yaygındır. Hatta esnaf veya memurların öğle arasında tavayı hazırlayıp fırına verirler ve yaklaşık 45 dakika, 1 saat sonra tavaları hazır olur ve afiyetlice bunu yerler. Şu anki oranımız 1 kilo ete 100 gram kuyruk yağı. Onun üzerine domatesimizi doğrayacağız. Domatesimiz de yine Aksaray'ın o çok sevilen yarık domatesi. Domatesleri uzun bir şekilde doğruyoruz ki tepsimizin üzerine onu kapatacak şekilde yayabilelim.
arada bu fırının tamamının yapımını, çatı yapımı ve mermerlerin yerleştirilmesi hariç ben yaptım. İnsanın bir şeyi ben yaptım diyebilmesi gerçekten çok keyif veriyor. Çünkü emeğinizden bahsediyorsunuz. Bu malzemeleri kullanırken mümkün olduğunca çevreye duyarlı şekilde ikinci el kullanmaya çalıştık. Bu ikinci el kullandığımız şeyler arasında buradaki harman tuğlaları geliyor. Mermerlerimiz geliyor. Bu mermer konusunda İzzet Usta'ma teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldu. Kapaklarımızı yine Hacı Ali Usta'mla birlikte yaptık. Orada da burada kullanmayacağımız bir OSB isimli malzememiz vardı. Onu değerlendirmek istedik. Onun çevresine 5-10 bir kalastan biçerek birlikte kapaklar yaptık. Hacı Ali Usta'ma da teşekkür ediyoruz. Ayrıca çatı yapımında ve bu fırının planlanmasında çok büyük emeği olan Serkan Hocama ve diğer arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar emek olarak, beden olarak tek çalışsam da kafa olarak ustalarımızdan tavsiyeler aldık. Sevgili seyirciler, Aksaray tavamızı hazırladık. Fırınımız ısındı. Ateşimiz artık harlı ateşten geçti. Köz haline geldi. Hatta sönmeye başlıyor. Fırınımız 300-400 dereceye yaklaştı. Şimdi artık Aksaray tavamızı fırına verebiliriz. Ve fırınımızın kapağını kapatıyoruz. Yarım saat 45 dakika sonra görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, yaklaşık bir saatlik zamanımız geçti. Tavamız hazır. Aksaray tavamız. Şimdi onu alacağız ve tadına bakacağız. Şimdi programımızın ilk bölümünde demiştik ki yöresel yiyeceklere de önem vereceğiz. Bunu Aksaray'ın has ekmeği olan yufka ekmekle yiyeceğiz. Bakalım şöyle bir. Evet, harika. Çok az sulu. Aksaray tavamız hazır. Çok fonksiyoneldir. Yeri geldiğinde kaşık dahi olabilir. Gördüğünüz gibi buna sokum denir. Sokumunuzu yapıp evet, yemeğinizi afiyetlice yiyebiliyorsunuz. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Doğada kalın, doğayla kalın.